Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz sevgili öğretmenlerim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, merhabalar. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Merhabalar. Sesim geliyor mu bu arada? Seste bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz. Evet, umarım seste bir sıkıntı hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Şerife Hocam. Hoş geldiniz. Sevgili öğretmenim, değerli dostlarım, hoş geldiniz. Şimdi, kıymetli arkadaşlar, gelecek olan var mı bilmiyorum. Ya da katılacak olan var mı onu da bilmiyorum ama şöyle bir süreç işlemek istiyorum. Biz denetle istiyorum daha doğrusu. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım, öncelikle bir o konu hakkında biraz bilgi vereyim. Sonra zaten ne yapacağız burada? Biraz ders yapacağım. Biraz ÖSYM'nin son dönemlerde nasıl soru sorma taktikleri var? ÖSYM ne yapıyor özellikle son dönemlerde arkadaşlarım? Biraz onu konuşacağız ve sevgili arkadaşlarım, aynı zamanda 2023-2024'te konu işleyiş şeklimiz nasıl olacak? Onun üzerinde biraz konuşacağız. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, öncelikle biraz kendimden bahsedeyim ama kendimden bahsetmeden önce Türkiye'nin hangi ilinde arkadaşlar var aramızda? Hangi ile misafir olduk? Önce onu aslında merak ediyorum. Türkiye'nin nerelerine ulaşabildik? Özellikle sevgili arkadaşlarım, burada Türkiye'nin illeri benim için çok önemli. Çünkü biraz onlardan da bahsedeceğiz. İllerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin farklı farklı illerinde arkadaşlar aramızda olacak. Evet, şimdi başlıyoruz Aysun Hocam. Evet, Türkiye'nin farklı illerinde var. Mesela Aysu Hocam'a söylüyorum. Türkiye'nin hangi ilinde, biz hangi bölgeden geliyoruz? Biraz da onun üzerine konuşacağım. Bölgelerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve özellikle arkadaşlarım, niçin, hangi ildesiniz diye soruyorum. Belki onu merak ediyorsunuz. O özellikle illerin özelliklerini bilmeniz lazım. Bakın Türkiye'de genel kültür, genel yetenekte de alanda da artık ÖSYM il il sormayı daha çok seviyor. Biz gördük arkadaşlarım. Karataş ilçesi ile işte Mersin'in bir ilçesi arasındaki orada hangi akarsuyun olduğunu sormuş. Yani aslında son dönemlerde ÖSYM tutup da soruları daha çok böyle şehir şehir gezenler, kamyon şoförlüğünü yapanlar daha iyi soruları çözeceğine daha iyi inanıyorum. Neden? Çünkü artık detaya iniyor. Çünkü artık ÖSYM o eski klasik soru tipinden kurtuldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Biraz süreçten bahsedeyim. Sonra sevgili arkadaşlarım artık dersimize geçeceğiz. Bir, gerek dünya haritası gerekse Türkiye haritası en detayına kadar anlatmaya çalışacağım. Birincisi bu. İki, sevgili arkadaşlarım, dünya haritası üzerinde denizler, göller, dağlar, çöller, ekvatorun geçtiği yer, başlangıç meridyeninin olduğu alan ve ülkelerin sınır komşuları çok önemli. Boğazlar çok önemli. ÖSYM yine sorunu soruyor. Sevgili arkadaşlarım, bir diğeri iklimi. İklimi çok iyi tanıyacağız ki. İklimi bilmezsek tarım ürünü öğrenemeyiz. İklimi bilmezsek turizmi öğrenemeyiz. İklimi bilmezsek sevgili arkadaşlarım aynı zamanda bitkiyi bilemeyiz. İklimi bilmezsek toprağı da bilemeyiz. Onun için ÖSYM'nin genellikle soruyu doğrudan veya dolaylı olarak sorduğu konulardan bir tanesi iklim ve iklimin elemanlarıyla ilgili olur. Bu çok önemli bir ifade. Daha sonra siyasi coğrafya. Daha sonra arkadaşlarım kültür coğrafyası. Daha sonra değerli dostlarım nüfusa geçeceğiz. Farklı farklı konular işleyeceğiz. Tabii bu ilerleyen süreçlerde olacak. Ama bugün belki çok merak ediyorsunuz ne işleyeceğiz diye. Bugün dünya iklim tipleri diye bir konumuz var. Ondan bahsedeceğim. Boğazlardan zamanım olursa bahsedeceğim. Birazdan soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Sizden ricam. Özellikle sosyal bilgiler ÖABT. Sosyal bilgiler ÖABT genel kültür, genel yetenekten bir tık daha detay. Bazı yıllarda ÖABT'den de daha detay gelir. Onun için sevgili arkadaşlarım, sosyal bilgilerde daha çok konuya ağırlık vermeniz lazım. Yani konuyu o kadar iyi hakim, konuya hakim olmanız gerekiyor ki soru çözerken rahat olabilirsiniz arkadaşlar.
Çok detay soru tipleri gelip sorabiliyorlar. Onun için sevgili arkadaşlar bilgi önemli. Sosyal bilgilerde coğrafya adına konuşuyorum. Öncelikle bilgiyi çok iyi analiz edeceksin. Çok iyi çalışacaksın. Hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi çalışmak zorundasın. Bazıları konularını bitirdim diyor. Sen konularını bitirmiş olabilirsin ama emin ol çok daha detay bilgiler var. Makale oku o zaman bütün konuların bitmişse o konuyla ilgili makale oku. O makalelerde detaylar var. Oradan yakalarsın sorun. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Biraz konudan bahsedeceğim. Yalnız Aysu Hocam çok acele ediyoruz. Hemen derse başlayalım. Böyle bir şeyimizden ziyade biz burada strateji belirlemek zorundayız. Ders çalışmaktan ziyade strateji daha önemli değil mi sizce de? Evet. Nasıl çalışacağını hala nasıl çalışacağını ilk defa KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız vardı ondan dolayı. Evet. Tamam. Hazır mısınız o zaman? Sorusu olan var mı? Öncelikle evet. Sorusu olan varsa sorularınıza cevap vereyim. Sonra konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Evet. 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 Sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Yok. Peki. O zaman sevgili arkadaşlarım hemen başlayalım. Birkaç bilgi vereyim ben size. Konumuz dünya iklim tipleri, sosyal bilgilerin ÖABT konunun temel taşlarından bir tanesi değerli arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki kaynak konusunda değinir misiniz demiş. Orhan Hocam kaynak konusunda değinir misiniz? Orhan Hocam bizim tek üzemin öğrencisi misiniz bilmiyorum. Ancak farklı yerin öğrencisi de olsanız kaynak konusunda yine size yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle. Kaynak konusunda arkadaşlarım özellikle milli eğitim kitaplarının çok iyi analiz edilmiş. İki, sevgili arkadaşlar üniversite akademisi kitaplarının yani akademik kitaplarımız çok iyi analiz edilmiş kaynaklar almaya çalışın. Benim burada şu öğretmenin kaynağını almanız da değerli arkadaşlarım söylemem bence çok iyi bir şey değil. Coğrafyayı düz yazı şeklinde anlatmayacağım. Evet. Düz yazı şeklinde anlatmayacağım. Böyle paragraf gibi falan da anlatmayacağım. Ben coğrafyayı size konu anlatımı olarak yetecek kadar bilgi vereceğim. Yani konu anlatım kısmını başka konu anlatım kitabına ihtiyacınız yok. Emin olun yok. Niye? Çünkü ben milli eğitim kaynaklarını aynı zamanda milli eğitimli ders kitapları da bizde duruyor. Milli Eğitim kitaplarına baktım bu yaz. Açık Öğretim Fakültesinin kitaplarına baktım. Piyasadaki konu anlatımı kitaplara baktım. Akademik kaynaklara baktım. Zaten bize yeterli olacaktır. Konu anlatım kısmı ben burada zaten en detaylı size vereceğim. Her türlü soru tipinin de gelebilecek şekilde konuyu anlatacağım. Ama önemli olan senin o konu anlatımı sabırlı bir şekilde ne yapabilmendir arkadaşlar? Silebilmek, sabırlı bir şekilde öğrenebilmen. Bazı arkadaşlar var. Konunun altını çize çize hızlı bir şekilde bitiriyor. Öyle bitireceksen bitirme. Çünkü o konu kalıcı kalmaz. Sakin, yavaş bir şekilde ilerle. Madde madde ilerle. Ancak öğrendiklerini yani okuduğunu öğren. Okuduğunu öğrenmeden direkt ne yapmaya çalışıyor? Direkt ilerlemeye çalışıyor. Ben bir an önce bitireyim. Ya ben 24 yıllık coğrafya öğrendim. Ben daha konuyu bitirmemişim arkadaşlar. Ona bakarsın. O zaman ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Soru bankası olarak mesela bazı arkadaşlar var. Temeli atanlar TYT, AYT kitaplarını da çözebilirler aslında. Yani TYT kitapları burada çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bazı yayınlar var. X, Y, Z yayınları var. Mesela TYT kitaplarında çok daha basit almış, güzel almış, öğretici almış. Sonra sevgili arkadaşlar ağırlaşmaya başlıyor. Evet. Sorusu olan var mı? Sevgili kardeşlerim. Orhan Hocam soruna cevap bulabildin mi? Umarım faydalı olmuştur. Sorusu olan var mı? Aşkım. Evet. Sorusu olan olsa sorularınıza cevap vereyim. Yoksa hemen konu anlatım kısmına geçeceğim. Arkadaşlarım benim anlatacağım konu anlatımda elimde somut bir kaynak anlamında sordum. Orhan Hocam notları sisteme yüklediğim zaman
Sistemde indirdiğinde zaten sana yeterli olacaktır güzel kardeşim. Konu anlatım olarak başka bir şeye ihtiyacım olmayacak. Evet. Peki. Yani şu anda konu anlatımı coğrafyada kitap bastıran da yok. Ya bakıyorsun kitap sosyale de yakın değil. Kitap ÖAVT'ye de yakın değil. Tek uzem yeterli. Evet arkadaşlar, tek uzem size yeterli olacaktır. Yani tek uzem sistemindeki kaynaklar size emin olun yetecek. Hiç ondan şüpheniz olmasın dostum. Evet. Devam edeceğiz. Devam edelim. Şimdi. Harika. O zaman Bismillah deyip ve başlıyorum. Neyden başlayacağım? Dünya iklim tipleri, makro klimalar, büyük iklim sahaları. Sevgili arkadaşlarım, öncelikle dünya haritasını çok iyi bilmeniz lazım. Dünya haritasını bildiğimiz zaman genel coğrafyayı, Türkiye haritasını da bildiğimiz zaman Türkiye coğrafyasını çok iyi öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz sevgili kardeşim? Şöyle öğreneceğiz. Değerli dostlarım, öncelikle dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgi var ve bu çizginin adı başlangıç paraleli olarak bilinen, dünyanın en uzun paraleli olarak bilinen, güneşin yılda iki defa dik açıyla geldiği, yılda iki defa gölge boyunun sıfır olduğu, yağış rejiminin düzenli olduğu, nem oranının yüksek olduğu iklimden bahsedeceğim, ekvatoral. Sevgili arkadaşlar, ekvatoral iklimin özelliği şurası Brezilya'da Amazon havzası, şurası Afrika'da Kongo havzası, kuzeyde Malezya, güneyde Endonezya adaları var. Sınıf dikkat. Şimdi Afrika kıtasını herkes fakir, herkes kurak, herkes arkadaşlarım siyahi vatandaşların olduğu bir kıta olarak bilir. Öyle bilmeyeceksiniz. Ne kadar fakir, zengini de vardır. Bak ne kadar fakir varsa zengini de vardır. Ne kadar kuraksa yağışı da var. Ne kadar siyahi vatandaş varsa beyazı da var. Yani Afrika kıtası zıtlıkların olduğu bir kıtadır sevgili arkadaşlar. Şimdi Afrika kıtasının orta kesimi bol miktarda yağış alır. Kongo havzası, Brezilya, Amazon havzası ve sevgili arkadaşlarım ekvatoral iklimli olduğu Malezya, Endonezya. Sınıf bak. Birazdan bunlardan bahsedeceğim ama ekvatoral iklimin hemen yanında yakınında bulunan Afrika kıtası ve Amerika'nın Güney Amerika kıtasında bulunan savan iklimi var. Bu savan iklimi nerede görülüyor özelliğini anlatayım. Ekvatoral 0 ile 10 enlemleri arasında. Savan 10 ile genellikle 20 enlemleri arasında görülen bir iklimdir. Ancak sevgili arkadaşlar, savan ikliminin yoğunluk olarak Afrika ve Güney Amerika'da olduğunu biliyor muyuz? Evet. Peki ekvatorun yakınında olan bir iklim midir? Evet. Güneş ışınlarının buraya geliş açısı büyük müdür? Evet. Savanı nasıl tanıyacağız? Yazın yağış alıyor diyebileceğiz. Yazın yağış alıyor diyebileceğiz arkadaşlar. Savandan hemen sonra muson ikliminden bahsedeceğiz. Bakalım bu muson iklimi hangisidir? Muson iklimi Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen bir iklim. Nerede? Güneydoğu Asya ülkelerinde. Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Tayland, Japonya, Koreler'de görülüyor. Dikkat! Muson ikliminin kendi içinde ikiye ayrılır. Yaz musonu, kış musonu. Yaz musonu bol miktarda yağış alır, kış musonu kurak olarak geçer arkadaşlar. Çok önemli bir detaydır. Bunu da anlatacağım size Güneydoğu Asya'da. Çöl iklimi. Şimdi çöl iklimi ile ilgili ÖSYM'e çok soru sormayı seviyor. İnceldiği yerde kopsun, istediği yerde soru sorsun. Çöl iklimi en detayına kadar anlatacağım arkadaşlar. Yağış az. Nem oranı düşük. Sıcaklık farkı fazla. Bitki örtüsü cılız. Otun boyu kısa. Toprağın üstü açık. Bitki örtüsü yok derece kadar az. En etkili olan dış kuvvet rüzgar etkilidir. Rüzgar. Oraya geleceğim. Akdeniz iklimi. ÖSYM'nin sevdiği bir iklim. Akdeniz iklimine dikkat edin arkadaşlar. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler de var. Mesela nerede? Özellikle Suriye. Daha sonra Türkiye. Daha sonra Yunanistan. İtalya. Fransa. İspanya.
Fas, Cezayir, Tunus. Dikkat. Libya, Mısır ve Lübnan. Libya, Mısır, Lübnan. Libya, Mısır, Lübnan. Akdeniz denizine kıyısı olmasına rağmen Akdeniz iklimi burada görülmüyor. Sebebi ne? Sebebi buralar düzlük alandır. Çöl ikliminin hakim olduğu bir yer. Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen Akdeniz iklimi görülmediği ülkeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Lübnan, Libya, Mısır. Lübnan, Libya, Mısır. Lübnan, Libya, Mısır. İşte. Bu çok önemli bir detay. Daha sonra Kaliforniya eyaletinde Akdeniz iklimi var. Orta Şili'de var. Kap bölgesinde var. Güney ve Güneybatı Avustralya var. Dikkat, bu iklimlerin özelliği ne burada? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. O zaman yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağışlıysa asla ve asla değerli arkadaşlarım buralarda sıcaklık ortalaması sıfırın altına düşmüyor demeyeceksiniz. Hep öyle söylüyorsun. Sıfırın altına hiç düşmüyor. Ya öyle değil arkadaşlar. Akdeniz ikliminde nadir de olsa kar ve don olayları meydana gelebilir. Sıcaklık sıfırın altına zaman zaman düşebilir. Mantığı anlaşıldı mı? Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Lütfen bana cevap verin. Anlaşılıyor mu? Çok önemli burası. Evet. Kimse cevap da vermiyor. Evet, Şerife Hocam teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen müdahil olun ki anlayabileyim burada arkadaşlarım. Seste bir sıkıntım var ya da yok mu? Onları bir öğrenelim. Verimli olup olmadığına bakalım değerli dostlar. Peki bir diğer iklimimiz okyanusal iklim. Okyanusal iklim Batı Avrupa. Bak 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 Orhan Hocam. Batı Avrupa'da var mı? Hı. Batı Kanada'da var mı? Var. Şili'de ya da Brezilya'nın doğusunda var arkadaşlarım. Şurada Avustralya'da az da olsa bu iklim görülebiliyor. Şimdi ılıman okyanusal iklim ile ekvatoral iklim dünyada yağış rejimi düzenli olan sadece bu iki iklimdir arkadaşlar. Dünyada yağış rejimi düzenli olan iki iklim var. Biri ılıman okyanusal iklim. Diğeri ise sevgili dostlar hangi iklimdir diye sorduklarında diğeri kardeşlerim ekvatoral iklimdir. Devam edeceğiz. Sert karasal iklim. Yüksek yerler olur mu? Evet. Soğuk yerler olur mu? Evet. Kutupların altında tundra, tundranın altında sert karasal. Tundranın altında sert karasal. Dikkat ettiniz mi? Bak 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 sevgili arkadaşlarım. Türkiye sınırında Erzurum, Kars, Ardahan'da görülür. Erzurum, Kars, Ardahan'da görülür sert karasal. Peki Rusya'nın güney kesimleri Ukrayna, Romanya'ya kadar sevgili arkadaşlarım Kanada, ABD'nin kesişim noktalarında bunlarda yine hangi iklim vardır? Sert karasal iklimlerin görüldüğü alandır. Tundra iklimi. Kutup altı iklim olarak bilinir ve tundra ikliminde yanlış yapıyorsunuz. Tundra ikliminde o kadar yanlış bir ifade kullanıyorsunuz ki bir türlü bunu düzeltemedim. Öğrenciler tundra iklimi soğuktur diye yıl boyunca sıcaklık sıfır derecenin altındadır diye söylüyor arkadaşlar. Sakın, sakın, sakın tundra iklimi yıl boyunca sıcaklık sıfırın altında bir ifadesi doğru bir ifade değildir. Temmuz, Ağustos aylarında güneş biraz daha kuzey yarım küreye geldiğinde sıcaklığı hissedildiği dönemlerde burada toprağın üst kısmı çözülüyor. Çözülüyor çözülmesine ama bataklık haline geliyor. Bataklık haline geldiği için de burası çok da nüfusun yoğun olduğu bir alan olmuyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bir diğer iklim, kutup iklimi ki Grönland'ın iç kesimlerinde görülüyor. Bakın, tundra kutupların altında görülüyordu. Grönland'ın kıyısında görülür. Fakat arkadaşlarım tundra Grönland'ın iç kesimleri bir de Antarktika kıtasında görülen bir iklimdir arkadaşlarım. Özetini bu şekilde sizinle
paylaşayım dedim. Umarım da faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Şimdi bu kadar dünyada iklimden bahsediyoruz. Ya öğretmen, bu kadar dünyada büyük iklimler var. Peki bu dünyada bu kadar iklimlerin sebebi ne olabilir? Enlem etkili olabilir mi? Aha. Basınç kuşakları, rüzgarlar etkili olabilir mi? Evet. Dünya iklimlerinde bunların etkisi var. Okyanus akıntıları, dağların uzanışı gibi birçok faktör var. O zaman demek ki iklimlerin meydana gelmesinde etkili olan bir sürü unsur var kardeşim. Buna dikkat etmemizi istiyorum. Peki. Maddeler halinde anlatılırsın demişti bir öğretmen arkadaşımız. Şimdi tam bilmiyorum. Benim notlarım veya benim anlattığım dersin tamamı maddeler halinde oluyor güzel kardeşim. Böyle madde madde anlatacağım ki özellikle öğrenci arkadaşlarımız sistematik çalışmanın nasıl olduğunu burada öğrensinler diye burada yardımcı olmaya çalışacağım. Peki ilk iklimimiz hangi iklim olsun? Ekvatoral iklim. Sorusu olan var mı? Kardeşim sorusu olan var mı değerli arkadaşlar? Evet. Sorusu olan var mı? Bir soru alayım varsa. Yoksa madde madde ilerleyeceğim arkadaşlarım, değerli dostlarım. Evet. Neyi anlamadınız? Aysu Hocam bir şey soracaktınız. Buyurun. Sanki bir şey soracaksınız gibi geliyor bana. Diğerini ama cümlelerini anlayamıyorum. Bir şey yapsa daha açık konuşsan hocam. Peki. Şimdi Aysu Hocam cümleyi tam açıkla neyi, tam olarak nereyi anlamadığını söyle bana ben orada yardımcı olayım. Olur mu öğretmenim? Devam edelim. Evet. Bekliyor olacağım ama sorunu. Sevgili arkadaşlarım kime dikkat edeceğiz? Dünyada iklim tiplerinin biri olan ekvatoral iklim. Ekvatoral iklimin en önemli özelliği şu sevgili dostlar. Ekvatoral iklim kıymetli arkadaşlar bakın nerede görülüyor? Bir, Brezilya. İki, Kongo. Üç, Malezya, Endonezya adalarında. Peki hangi enlemler arasında görülüyor? 10 ve 0 kuzey-güney enlemleri arasında. Yani genellikle ekvatora yakın bir yerdir. Yağış rejimi düzenlidir. Nem oranı yüksektir. Bulutlu gün sayısı fazladır. Sevgili arkadaşlar burada mevsimler belirgin değildir. Dikkat! Mevsim belirgin değilse ağaçların yaşlandırma halkaları da belli değil. Yaşlandırma halkaları hani ağaçların kestiğiniz zaman ağaçlarda arkadaşlar şöyle bir değerli dostlarım halkalanma görürsünüz. İşte bu ekvatoral iklimde belirgin değil. Çünkü burada mevsimler de belirgin değil. Her mevsim aynı özelliğe sahip olduğu için buralarda mevsimler belirgin değil. Devam. Yaz kış ayrımı yoktur. Değerli dostlarım bitkileri orman örtüsü altında gelişir. Canlı tür çeşidinin en fazla olduğu iklimdir. Yağış fazlaysa bulutlu gün sayısı yüksek. Nem oranı yüksek. Sıcaklık farkı fazladır diyeceğiz. Azdır diyeceğiz ekvatorda. Çok fazla. Sıcaklık farkı az. Peki ekvatora baktığımız zaman iklim ile hava durumu neredeyse aynıdır. Ekvatorda sıcaklık ortalamasının yüksek olmasıyla birlikte sıcaklık farkı azdır diyeceksiniz. Soruyorlar. Neden ekvatorda sıcaklık farkı az? Arkadaşlarım ekvatorda sıcaklık farkının az olma nedeni bir, nem miktarı burada fazla olduğu için. İki, güneş ışınlarının geliş açısının değişimi az olduğu için. Yani ekvatorda sıcaklık ortalamasının yüksek olma nedeni güneş buraya genellikle büyük açıyla geliyor. Doğru. Nem oranı da yüksek. O zaman aşırı ısınıp aşırı soğumasını engellemiş. Bu çok önemli bir detaydır dostlarım. Peki güneş ekvatora büyük açıyla geldi. Güneş ekvatora büyük açıyla geldiyse ekvatorda hava, nemli hava ısınarak yükseliyor mu? Evet. Nemli hava yükseliyorsa o zaman burada konveksiyonel yağışlar var. Hadi bakalım. Ekvatoru tekrarlıyoruz. Nem oranı yüksek. Sıcaklık farkı az. Bitki örtüsü
gür, yağış miktarı fazla ve düzenli. Sıcaklık farkının az olma nedeni 1. Güneş ışınlarının büyük açıyla gelmesi, 2. nem oranının fazla olmasıdır. Peki yağış fazla, bitki gürse, canlı tür çeşidi fazla mı? Fazla. Yağış fazlaysa buralarda görülen doğal afet sel ve taşkındır diyeceksiniz arkadaşlar. Nerede görülüyor bu? Amazon'da görülüyor mu? Görülüyor. Kongo'da görülüyor mu? Görülüyor. Endonezya, Malezya'da görülüyor mu? Tabii ki arkadaşlarım. Bunlar çok önemli. Peki yağış tipinin adı ne? Yamaç mı? Konveksiyonel mi desem? Konveksiyonel yağışlar diyeceksiniz arkadaşlarım. Zaten bu konveksiyonel yağış bir ekvatorda görülüyor. Bir de iç kesimdeki karasal alanlar. Türkiye'de mesela konveksiyonel yağışlar Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde. En fazla yağışı ne zaman alıyor? Bakın Eylül yani Mart ile Ekim Mart ile sonbahar ayları. Yani daha doğrusu arkadaşlarım ilkbahar ve sonbahar aylarında ekvatoral iklim daha fazla yağış alıyor. Neden? Çünkü ilkbahar ve sonbaharda güneş ekvatora dik açıyla geliyor. Ekvator zaten nemli. Güneş dik açıyla geldi. Isınan hava yükseldi. Yükselen hava soğudu. Soğuyan hava ağırlaştı. Ağırlaşan hava ne bıraktı? Yağış. Nerede? Ekvatorun olduğu yer sevgili arkadaşlar. Devam edeceğiz. Ekvatorda yıl boyu bitkiler yeşil ve geniş yapraklı uzun boylu ağaçlar var. Ekvatorda bitkinin kök sistemi gelişmemiştir. Ekvatorda konveksiyonel yağış var. Ekvatorda yağış rejimi düzenlidir. Ekvatorda toprak sürekli yıkanıyor. O zaman toprak sürekli yıkanmışsa sevgili öğretmenlerim, toprakta verim düşüktür ve toprağın adı da laterit topraklar. Peki, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bak, genellikle kırmızı renkli toprak deyince herkes terra rossa topraklarına gidiyor. Ancak şunu da unutmayın. Ekvatorun üzerinde bulunan laterit topraklar da demirin oksitlenmesi sonucunda bu topraklarda ne olmuştur arkadaşlar? Kırmızı bir renk almış. O zaman kırmızı renkli topraklar deyince sadece ve sadece terra rossa'ya gitmeyeceksin. Evet. Devam edelim. Bitki örtüsü kim? Muz, palmiye, kahve, kakao, ananas ve kauçuk. Bunlar hangi iklimin bitki topluluğudur? Ekvator. O zaman demek ki Türkiye'de muzun yetiştiriliyor olması matematik konum değil, özel konuma bağlı olarak fön rüzgarının etkisidir diyeceksiniz. Çünkü muz mikroklima olarak Türkiye'de yetişiyor. Kutupların, ekvatorun bitkisi olduğu için. Devam edeceğiz. Ekvatorun olduğu yer her mevsim yağışlı mı? Yağışlı olduğu için topraklar bataklıklarla dolu mudur? Bataklıkla doluysa insanlar alçak yeri değil, yüksek yeri tercih edecek. O zaman ekvatorda yerleşmeler daha çok yüksek kesimlerde olur. Mantığını aktarabiliyor muyum arkadaşlar? Evet, mantığını aktarabildim mi sevgili dostlarım? Evet, ekvatoru anlattıysam bir diğer iklimimize geçeceğiz. Keşke cevap verseniz bana çok mutlu olurum. Bak gerçekten cevap verseniz çok mutlu olurum. Olumlu veya olumsuz. Olumlu veya olumsuz sevgili kardeşlerim. Evet. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim. Kaydolan kimler var, kimler yok bilmiyorum ama şunu net bütün samimiyetimle söyleyeyim. Müthiş bir kadronuz var. Yani belki de sosyal bilgiler adına diğer platformları bilmediğim için konuşup şey yapmak istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Ama gerçekten özellikle tarihte müthiş bir kadronuz var. Efsane öğretmenler var tarihte. Yan dallarda diğer öğretmen arkadaşlarımız bu şekilde birlikte müthiş bir başarı ya imza atmak için biz buraya geldik. Birlikte sizinle yol aldık arkadaşlar. Coğrafyada bilmiyorum. Coğrafya iyi mi kötü mü onu siz karar verin ama ben diğer öğretmen arkadaşlarımın adına net olarak söyleyebilirim. Selin hocamdan tut Ömer hocama kadar. Ömer hocamdan Cengiz hocama kadar. Cengiz hocamdan İbrahim hocama kadar. Mükemmeller. Reyhani hocam, Hasan hocam, Uğur hocam. Müthiş öğretmen arkadaşlar. Net söyleyeyim. Ben bu kadroyu gördükten sonra çok hoşuma da gitti. Evet, bu sene sosyal bilgilerde çok daha güzel bir şeyler yapılabilir düşünmüştüm. Ve iyi ki de öyle düşünmüşüm.
Çünkü ben diğer öğretmen arkadaşlarımın da özverili biliyorum zaten. Kimisiyle yüz yüze tanışıyoruz, kimisiyle beraber aynı dershanede çalıştık, kimisinde online'da tanışıyoruz ama netice itibariyle emek vermiş olan insanlarla çalışmak kadar kıymetli hiçbir şey yok. Sen istediğin kadar bir yerde başarılı olmaya çalış. Önünde engeller varsa ilerleyemezsin. Bu hayatın her noktasında böyle. Ama eğitim dünyasında ya da eğitim camiasında işler takım ruhuyla, futbol takım ruhuyla ilerliyor arkadaşlar. Tarih öğretmeni arkadaşlarım iyi olmasaydı ben kendimi burada istediğim kadar parçalasam da hiçbir şey ifade etmezdi. Bir yanım eksik kalır ve olmaz. Ama öğretmen arkadaşlarım gerçekten çok iyiler ve iyi ki o grupla birlikte biz tek üzerinde çalışıyoruz. Ve tek üzerinin koordinatörü özel. Berkay Bey, canı gönülden teşekkür ediyorum. Emekçi olan sevgili arkadaşlarım, içerik işiyle uğraşan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bu platformda bizi sizinle tanıştıran herkese teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Savan ikliminden bahsedelim o zaman. Savan iklimi, sen kimsin? Ben Ekvator'un amcasının oğluyum diyor. E oğlum Ekvator'un amcasının oğluysan Ekvator'a yakınsın o zaman. Evet. O zaman Ekvator'un yakınında bulunan bir iklimdir. Doğru. E sen Ekvator'un yakınında bulunan bir iklimsen. O zaman sen Ekvator'a gelen güneş ışınlarından da ne yapacaksın, faydalanacaksın? Yani ne demek istiyorum? Ekvator'un yakınında mı? Aha. O zaman Ekvator'a güneş büyük açıyla mı geliyor? Evet. E buraya da büyük açıyla gelecek. Demek istediğim olay şu. Savanda sıcaklık değişimi çok fazla yoktur diyeceğiz. Bir, savan Ekvator ve çevresindeki ülkelerde görülür. İki, savan Ekvator ile çöl iklimi arasındaki köprüdür. Dört, savan genellikle Brezilya'nın kuzey kesimleri, özellikle Kolombiya, Venezuela, ha bu arada ülkelerin yerini de bileceğiz. Bolivya, Peru, Çad, Nijerya, Mali gibi ülkelerde. Ha bunlar Afrika ülkeleriyle Amerika ülkelerinin, Güney ve Orta Amerika ülkelerinin olduğu. Yağışı az mıdır? Evet. Ancak en fazla yağış Haziran, Temmuz, Ağustos ayları, Kuzey Yarımküre için. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında alıyorsa o zaman en fazla yağışı yaz mı alıyor? Evet. E sıcaklığı da yüksek midir? Evet. Bitkinin boyu uzun mudur? Evet. Belgeseller için uygun mudur? Evet. Çok güzel. Önemli burası arkadaşlar. Ekvator'un yakınında bulunan bir iklim özelliği de değerli arkadaşlar. Sorularda gelme ihtimali yüksek. Muson'a geldim ve Muson'da burada çok kritik bir nokta var. Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim Muson'la ilgili neyi bilmemiz lazım? Muson iklimi Güneydoğu Asya ülkelerinde görülebilir. Bir, Muson iklimi devirli bir iklimdir. Nasıl? Arkadaşlarım, kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı ortaya çıkan bir iklim. Yani yaz ve kış mevsimlerine bağlı olmuş. O zaman bu yaz ve kış mevsimlerine bağlıysa dünyanın yıllık hareketi mi? Aha. Yaz ve kış musonu olarak ikiye mi ayrıldı? Aha. Yaz musonunda nemli hava denizden geldiği için dağların yamacına çarpar, bol miktarda yağış bırakır mı? Evet. O zaman gelin toparlayalım. Bir, yazı yağışlı, kışı kuraktır. Yağış rejimi düzensizdir. Dünyanın en yağışlı bölgesi olarak bilinen Cerrahpunçi, yıllık yağış miktarı 11 bin milimetreden daha fazla olan bir yerden bahsediyorum. Karadeniz'in 6-7 katından daha fazla yağış alan bir yer. Cerrahpunçi bölgesi. Dikkat! Yağış burada çok fazlaysa Muson ikliminin doğal afeti hangisidir diye soru sorarsa sel ve taşkın kaçınılmaz o. Çünkü yağış bardak boşalırcasına değil, varil boşalırcasına dökülür. Çok fazla. Peki, devam edeceğiz. Burası önemli. Yazı yağış, küçük kuraklık geçer falan dedik. Sonra yamaç yağışları burada yaygındır. Muson ormanları yaygın ve sınıf bakın çok önemlidir. En önemli tanıtıcı tarım ürünü pirinç artı çay. Pirinç artı çaydır arkadaşlar. Unutmayın. Bak burada ne demişim? Japonya ve Endonezya.
Da görülen iklim, muson iklimi her mevsim yağışlıdır çünkü bu ülkeler adadır. Devam ediyorum, devam ediyorum. Musonda etkili olan doğal afet sel ve taşkındır. Muson ikliminin tipik ağacı teak ormanıdır. Bakın yarışmalara katılırsınız. Bir yerde konuşursunuz. Muson iklimin bitki örtüsü ormandır derler. Ama sen diyeceksin doğrudur ormandır ama ormanın hangi türü? Mesela Akdeniz'de de orman var. Akdeniz'de ormanlar kızılçam. Ama buradaki orman teak ağacı. Bu teak ağacı suya karşı çok dayanıklıdır arkadaşlar. Suya karşı dayanıklı olduğu için İngilizler Hindistan'ı aldıkları da zaman, sömürdükleri zaman buradaki teak ağaçlarını kesiyorlarmış. Sonra bu teak ağaçlarını suya dayanıklı olduğu için getirip gemi yapımında kullandılar. Dünyanın en fazla yağış alan yeri neresiydi? Şera Tunci. Bir şey söyleyeceğim. Kalem kitabı bırak. Bırak 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 bana baksana. Ya Muson'da yazın yağış alıyor. Evet. Arkadaşlarım savan iklimi de yazın yağış. Ben Muson ile savanı nasıl ayırt edebileceğim? İkisi de en fazla yağışı yazın alıyor. Yalnız ben biliyorum ki savan ekvatora yakın olduğu için sıcaklık farkı çok fazla yok iken Muson'da sıcaklık farkı daha fazla. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Anlaşıldı mı değerli öğretmenlerim? Anlaşılıyor mu? Bak. Karıştırmayacağız. Savan sıcaklık farkından çok fazla bir değişim yok. Ama Muson'da dalgalı bir sıcaklık değişimi var. Anlaşıldı mı? Bak bu ikisini bu şekilde çok iyi ayırt edebilirsiniz. Dostlarım, geliyoruz. Şöyle diyeyim. Evet, sorunun cevabı arkadaşlar bu sorun dediğim şöyle. Verimli oluyor mu? Yani bir şeyler size katabiliyor muyum? Zaten ben size yeterince katabiliyorsam ne mutlu bana diyor. Yalnız diğer arkadaşlar yazmıyorlar. Evet. Yazmadıkları için acaba bir sıkıntı mı var ya da yoksa evet, Sinem Orhan ikisi de demiş. Çok güzel geçiyor. Umarım öğretmenlerim iyi geçiyor ve 2023-24'te Cansel çok teşekkür ediyorum. 23-24'te çok fazla faydalı olacağına da inanıyorum. Güzel bir kadroyla beraber ilerleyeceğiz. Şimdi çölden bahsedeceğim. Çöl. Yağış rejimi azdır. Yani daha doğrusu düzensizdir. Yağış miktarı azdır. Tamam. Çöller, herkes hocam çöl sımsıcak bir yerdir diyor. Hayır öyle düşünmeyin. Çöller tropikal. Çöller karasal. Çöller soğuk olmak üzere üç türe ayrılır. Sevgili kardeşlerim çöller genellikle dönencelerin olduğu alanlardadır. Dönencelerin olduğu yerdeki çöllerin adı dinamik kökenli çöller. Yani tropikal. Arkadaşlarım karasal çöller var. Karasal çöller dediğimiz Orta Asya çölleri. Gobi, Taklamakan, Karakum gibi çöller. Devam. Sevgili dostlarım bir de soğuk çöller var. Sibirya soğuk çölü bunun en güzel örneği. Bak özellikle tundra iklimin olduğu alanlara yakın yerlerde görüyorum. Peki çölde neler oluyor? Çölde yağış azdır. Hava soğuktur. Soğuk hava ağırdır. Ağır hava yükselmez, alçalır. O zaman çölde yüksek basınç var, alçalıcı hava hareketi var. Yağış yok denecek kadar azdır. Günlük sıcaklık farkı çok yüksek. Sıcaklık farkı fazlaysa fiziksel çözümü yani. Yağış azsa toprak yıkanmamıştır. Toprak yıkanmamışsa tuz kireç oranı yüksektir. Nüfus burada seyrektir. Bitki örtüsünün adı kaktüstür. Kaktüsün de yaprağı iğnedir. Niye? Kaktüsün yaprağı iğne olmasının temel nedeni sevgili arkadaşlarım su kaybını azaltmaktır. Şimdi ben burada başka bir şey söyleyeceğim size. Bitmem. Çölden bahsediyoruz. Çölde yağış az olduğu için bitki büyümüyor. Bitkinin boyu kısa ama bitkinin kökü yerin çok derinlerine kadar. Çölde yağış az olduğu için hava açıktır.
Hava açık olduğu için buradaki toprak genellikle boz veya grimsi bir rengi vardır. O zaman buradaki hayvanların da teni açıktır. Oranın toprağına uyumlu ki kendini iyi kamufle edebilsin arkadaş. Peki nerelerde var? Evet. Zoom kullanıcısı diye bir demiş. Zoom kullanıcısı diye bir soru. Tekrarınızı almıştım ve çok beğenmiştim anlatım yönteminizi. Coğrafya tek ders alabiliyor muyuz sizden? Bunu sistem yöneticimiz mesaj atıyor. Hocam siz kimsiniz bilmiyorum ama sistem yöneticimiz size mesaj atıyor. Orada tek üzerimle irtibata geçin. Tek sınıf açma durumu var mı yok mu? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Orada öğretmenlerimize şey söylerseniz bu konuda destek olur. Sistem yöneticimiz link atmış mıdır? Bir bakayım mesajlara. Bence link de atmıştır. Abicim bilmiyorum. Şu anda bir serbest sıkıntı olur. Evet. Var mı sıkıntı? Devam edeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir arkadaş sormuş. 60 hocam bakarım ben teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim öğretmenim. Rica. Tamam. Bak link de gelmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım buraya dikkat. Çöllere baktığımız zaman özellikle Hindistan'da Çipar Çölü, Sahara Çölü, Namib Kalahari Çölü, Atakama Çölü, Arizona Çölü. Yani dünya haritası üzerinde birçok alanda çöl alanları görebilirsiniz. Yalnız ben size daha bir şey söyleyeceğim. Çölle ilgili nasıl bir soru soracaksın biliyor musun? Çölle ilgili rüzgarın oluşum şekillerinden soru getirip soracağım. Size dünya haritası üzerinde çölün olduğu alanları taralı olarak verecek. Ve bu taralı alanların ortak özelliklerinden biri ne? Nedir diye sorulur. Arkadaşlar yağış az olduğu için bitkinin boyu genellikle kısadır. Toprağın üstü açıktır. Toprak savunmasızdır ve toprağın üzerinde etkili olan dış kuvvetin adı da rüzgar. Peki rüzgar çölde ne yapar? Rüzgar çölde ne yapmaz ki? Bir, Tafonniler yapar. Tafonni, Mantar Kaya, Şahit Kaya, Yardan, Amada, Barkan gibi şekiller oluşturur. Aynen bu soruyu soracak sana. Sormazsa bir daha muhabbeti anlatmayacağım. Net söyleyeyim. Ya denemelerde ya da ÖSYM bu soruyu sana bir yerde soracak. Ne diyecek? Dünya haritası üzerinde numaralı alan verir. Ve bu numaralı alanların üzerinde değerli arkadaşlarım şöyle bir soru soracağım. Diyecek ki genellikle bitki örtüsünün cılız, nem oranının düşük, yağışın az olduğu yerlerde en etkili olan dış kuvvet rüzgardır. Rüzgarın bulunduğu rüzgarın oluşturduğu dış kuvvetler Mantar Kaya, Şahit Kaya, Hamada, Barkan gibi şekilde dünya haritası üzerinde nerelerde yaygın? O zaman direksiz çöllerin yoğun olduğu alana gideceksiniz. Çöl nerede yoğunsa oralarda yaygındır cümlesine dikkat edin arkadaşlarım. Belki bir yerde karşınıza çıkabilir. Peki hangi az önce söylemiştim. Bakın bazı çöllerimiz dinamik kökenlilerdir. Özellikle 30 enlemlerinin olduğu yerler dinamiktir. Kim var burada? Arizona, Meksika. Sevgili arkadaşlarım Sahara, Arabistan. Şuradan geldi. Kimden bahsediyoruz? Atakama. Başka? Namib, Kalahari, Victoria. Bu çöller genel anlamda önemli. Peki soğuk çöller deyince nereye gideceksin? Kutba yakın gideceksin. Karasal çöller. Bakın burada Himalaya dağları var. Bu Himalaya dağları denizdeki nemli havanın Asya'nın iç kesime girmesini engeller. Asya'nın iç kesime nemli hava girmeyince bitki örtüsü burada cılız olur. Ve burada çöllerin etkisi belirgin olarak görülmeye başlıyor. Evet. Bak böyle bir soru sormuş. Bu soru efsane bir soruydu. Zamanında çıkmış rahat sorusu arkadaşlar. Ve bu soruyu ben ilk görür görmez dedim bakın öğrenciler kesinlikle bu şıkta düşer ve sınav sonucunda öğrencilerimiz geldiğinde burada da düşmüşler. Bakın nasıl? Kardeşlerim ya bir kere buranın tamamında çöller var mı? Var. Ama bu çöllerin tamamının oluşum özellikleri birbirinin aynısı değil. Bitki örtüsü çöllerde cılız mı? Cılız. Rüzgar etkili mi? Etkili. Fiziksel çözüme mi var? Evet. Yağış az mı? Dikkat.
Bu çöllerin ortak özelliği de dönen cene çevresinde görülen dinamik basınçlı çöllerdir ifadesi doğru bir ifade değil. Çünkü şunlar karasala bağlı olarak oluşan çöller. Neye bağlı oluşuyormuş bunlar? Karasal iklime bağlı oluşuyor. O zaman bunları mutlaka bilin. Bu kavramlar üzerine duyacaksınız arkadaşlar. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Devam. Bakın, yıllık sıcaklık ortalaması 30 civarında. Sıcaklık farkı fazla. Dikkat! Arkadaşlarım, yağış da 2.000 200 milimetreden az. O zaman yağış azsa kesinlikle burası zaten çölük. Ha, bu arada ben öğrencilerime şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben ders anlattığım zaman her kazanımın arkasında bir iki tane de örnek sorusunu çözüyorum. Pekişsin diye. Çünkü bazı öğrencilerimiz, yeni bir yazdık ki bu bir gerçektir arkadaşlarım. Bazı öğrenci arkadaşlarımız konuyu harıl harıl çalışıyor. Soruya gelince nasıl soruya yaklaşacağını. Onun için konuyla beraber ben zaten örnek ve klasik sorularını da sizinle çözeceğim ki iyice pekişsin. Sizce bu yöntem mantıklı bir yöntem değil mi? Sizce bu yöntem daha fazla verimli bir yöntem değil mi arkadaşlar? Evet. Bence mükemmel bir yöntem olur. Çünkü ben öğrencimi az çok tahmin edebiliyorum. Akdeniz iklimi biraz anlatacağım arkadaşlarım. Sonra da belki başka iklim konusunu da bahseder. Sonra bırakırım artık dostlar. Akdeniz iklimi. Dikkat, bir ülke orta kuşakta yer alıyorsa genel anlamda A, B, C'de Akdeniz iklimi, batı rüzgarları, cephe yağışları ve dört mevsim belirgin görür. Peki Akdeniz iklimi orta kuşak iklimi ise o zaman 40-45'lere yakın bir yerde görülür. Çünkü 90'la 0'ın ortası 45'tir. O zaman orta kuşakta 30-40-60 arası diyeyim. Peki genellikle Akdeniz'e kıyısı olan yerlerde mi var? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı mıydı? Bunu biliyorum zaten. Değerli dostlarım, Akdeniz ikliminin yağış tipinin adı cephe yağışları. Akdeniz'de düz yağış rejimi düzensizdir. En fazla yağışı kış, en az yağışı yazın alır. Yalnız Akdeniz ikliminde kar ve don olayları görülmüyor demeyeceksin. Kar yoktur, don yoktur demeyeceksin. Nadir de olsa vardır diyeceksin. Akdeniz ikliminin tanıtıcı klimaks bitki türü kızılçamdır. Akdeniz ikliminin klimaks bitki türü kızılçamdır. Kızılçamı tarif ettikten sonra Maki tarif ettikten sonra da garikler ortaya. Peki Akdeniz ikliminin bitki topluluklarının adı nedir diye sorduklarında Maki diyeceğiz. Maki. Ey Maki, sen kimsin? Benim boyum ortadır, odurum. Benim yapraklarım kalındır. Yapraklarım tüylüdür. Yapraklarım kadifemsidir. Temel amaç yaz mevsimindeki buharlaşmaya karşı su kaybını azaltmak. Evet, yaz mevsimindeki buharlaşmaya karşı su kaybını azaltmaktır değerli öğretmen. Bunu soracak size. Maki, bitki topluluklarının yapraklarının sert, yapraklarının kalın, yapraklarının tüylü, yapraklarının kadifemsi olmasında etkili olan temel unsur nedir diye sorduklarında yaz mevsimindeki sıcaklıktan dolayı su kaybını azaltmak. Yani terlemeyi önlemek. Güzel. Evet, devam edeceğiz. Bir diğer kısım bu. Akdeniz iklimi nerede görülür? Bir, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Mısır hariç mi? Hariç. Libya, Ürdün. Onlar hariç. Evet. Libya. Geldik. Orta Şili, Kaliforniya eyaleti, Ümit Burnu dediğimiz Kap bölgesi, Güney ve Güneybatı Avustralya. Buralarda hangi iklim vardır? Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin tanıtıcı tarım ürünü turunçgil artı zeytindir. Akdeniz ikliminin arazi yapısı genellikle
Terra Akdeniz ikliminin olduğu alanlarda genellikle sıcaklık 0 derecenin üzerindedir. Ama kar ve don olayları yoktur ifadesi kullanmayacağız. Peki Akdeniz ikliminin bitki örtüsünü de bilmemiz lazım. Kimlerdir? Defne, sandal, keçi boynuzu, koca yemiş, zakkum, pırnal meşesi, yaban mersini, bütün bunlar sedir. Akdeniz ikliminin bitki topluluğudur arkadaşlar. Aferin. Bakın bunlar bu şekilde soru soracaklar bize. İncelediği yerde de kopsun, istediği yerde de soru sorsun. Bak Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitki topluluğu. Defne, sandal, zakkum, koca yemiş, keçi boynuzu, zeytin, süpürge çalısı ve kim vardı arkadaşlarım? Pırnal meşesi. Unutmayın. Pırnal meşesi. Peki Akdeniz iklim olduğu yerde bitki örtüsü öğrendik. Toprak yapısı karstiktir dedi. Toprak yapısı karstikse lapyalar doline, doliler uvalaya, uvalalar polyeye, hepsi karstik arazi. O zaman lapya doli, uvala polye, mağara dikit sarkıt sütun. Mağara dikit sarkıt sütun. Lapya doli, uvala polye, mağara dikit sarkıt sütun. Eşittir Akdeniz iklimi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı sevgili kardeşim? Çok önemli. Çok önemli. Buna dikkat edin. Peki ya mükemmel bir soru değil mi bu ya? Müthiş bir soru değil mi ya bu? O zaman bak ÖSYM bunu 2019'da sormuş. Sorsun. Ne diyor? Hangilerin bitkileri birbirine benzer? İklimi benzer olanın bitkisi de benzer. Ya Akdeniz iklimi bak şurada görülüyor muydu? Evet. Kaliforniya'da var mıydı? Evet. Orta Şili'de var mıydı? Evet. Ümit Burnu'nda var mıydı? Evet. Güneydoğu Asya'da var mı? Güneybatan Avustralya'da var mı? Evet. Peki burada iklimleri birbirine benzeyen aslında bu ikisi değil midir arkadaşlar? Yani biriyle 4 numaralı. Sorumuz müthiş bir soruydu ya. Çok güzel bir soru bakın. Tekrar söylüyorum. Tekrar soruya iyi bakın arkadaşlar. Mantığını kavrarsınız. Hangisi var? Güney ve Güneybatı Avustralya'da. Bir de Orta Kaliforniya eyaletinde. Bu ikisinin iklimi benzerdir. Ve bu ikisinin değerli dostlarım bitkileri de birbirine benzer. 2014 sorusu. 2014. Bir bölgenin coğrafi şartlarına en iyi uyum sağlayan bitkiye klimaks denilmektedir. Akdeniz ikliminin klimaks türü hangisidir? Hangisi Akdeniz iklimine ait? Şimdi arkadaşlar sarıçam, sert karasal, kayın, ladin daha doğrusu, ladin Karadeniz iklimi. Dikkat, kızılçam Akdeniz ikliminin klimaks bilgisidir. Yani bir yerde kızılçamı görürsün. Kesinlikle burada Akdeniz iklimi vardır yorumunu yapabiliriz. Çok güzel. Bir diğer soru. Bakın nasıl güzel bir soru sormuş. Yine Akdeniz ikliminin olduğu alanları taralı olarak vermiş bize. Tamam. Bunların benzer dağılışları neler olur? Yoğun nüfuslu alandır dese yanlış olur. Niye? Çünkü An dağlarında yoğun nüfuslu bir alan değil. Kayalık dağları da hakeza öyle. Arkadaşlarım sel ve taşkın dese buralar genellikle kurak da geçiyor yazın. Ve turunçgil üretim bölgeleri. Niye? Çünkü tamamında Akdeniz ikliminin özellikleri vardır. Ve son bir soru çözeyim arkadaşlarım. Hatta son bir şeyden daha bahsedeyim. Zaten konularımızı detaylı ileriki dönemlerde anlatacağım ben size. Ancak şurada da şöyle bir ifade bileyim. Lütfen dünyada en fazla ve en az yağış alan yerler. Ekvator, Kongo Havzası, Endonezya, Malezya, Muson, Batı Avrupa, Batı Kanadı. Bunlar dünyada yağışı en fazla olan alanlar. Unutmayın. Peki yağış bir yerde fazlaysa bir yerde de az. Sahra, Arabistan, Tar Çölü, Gobi, Taklamakan, Kızılkum Karakum, Sibirya, Grönland Çölü,
Şurası Victoria. Şurası Namib. Şurası arkadaşlarım Orta Şili. Burası da Arizona. Bunlar da çöl oldukları için yağışları genellikle azdır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, gönül isterdi ki burada harita üzerinde de çalışalım. Boğaz kanalların küçük bir tekrarını istersen yapayım. İsterseniz de buradan noktalayayım. Baya bir ders olmuş. Ama olsun, sıkıldıysanız arkadaşlarım bitirebilirim. Sıkıldıysanız bitirebilirim dostlarım. Evet. Sıkıldıysanız bitirebilirim. Evet. Devam ediyorum. Sıkılmak yok. Yok hocam, sıkılmadım diyor. Vay. Vay. Demek ki verimli oluyor değil mi? Şimdi ben burada birkaç tane soru soracağım. Sinem hocam, Şerife hocam, Orhan hocam teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi ben burada ne yapacağım? Burada arkadaşlarım bir kere boğazları, kanalları tanıyacağız. Hande hocam güzel gidiyor diyor. Hande hocam umarım. Genel kültür, genel yetenekler. Hande hocam dersinize giriyorum değil mi? Sanırım öyle hatırlıyorum. Evet. Akşam grubu. Ben öyle hatırlıyorum. Sanki tanışmıştık öyle. Sosyal bilgiler var mı dediğinde siz var mısınız? Neyse. Hayır, o zaman devam edelim. Ama bakın dikkat. Evet. WhatsApp, Telegram grubu sosyal bilgiler için tabii ki olacak arkadaşlar. Yani ben size sorularınız asla çözümsüz kalmayacak. Tabii soruların çözümü için şunu bilmemiz lazım. Diyeceğim ki arkadaşlar, bakın şu saatler aralığında boşluğumuz var. Sorularınızı o saat aralığına saklayın. O saat aralığında ben çözeceğim. Şu an aktif olarak tek uzemin akşam grubunda olan öğrenci var mı aranızda? Şu an aktif olarak var mı? Hocam diğer hocalarda dersi yapacak mı? Tabii ki. Tabii ki diğer öğretmen arkadaşlar da yapacak. Selin hocam da yapacak. Ondan sonra yani ben öyle biliyorum çünkü grupta öyle konuşuluyordu. Cengiz hocam yapacak, Uğur hocam yapacak, İbrahim hocam yapacak. Öğretmen arkadaşlarımız ders yapacaklar yani. Tek bir şey daha söyleyeceğim dostlarım. Hakikaten tarih grubu müthiş bir öğretmen ekibi. Müthiş. Bak onlar 4 tane tarih öğretmeni. Tarih grubu efsane ne ya? Efsane. Alanında da çok başarılı öğretmen. Ben hiçbir zaman demiyorum bu öğretmen en iyisidir, şu en iyisi, kötüsüdür kavramı benden duyamazsınız. Herkesin kendine göre bir tarzı vardır, kendine göre bir eğitim şey vardır. Bu piyasada öğrenciye faydalı olan, öğrenciye iyi niyetle yaklaşan, öğrencinin emeğini sömürmeyen her kimse Allah ondan razı olsun. Evet, bu kadar mı? Evet, arkadaşlarım devam edeceğim. Biraz boğaz ve kanallardan bahsedeyim. Şurada bir boğaz var. Bu boğazın adı Bering Boğazı. Bering Boğazı kutba çok daha yakın bir yer. Peki Bering Boğazı kutba yakınsa o zaman Bering Boğazı'nın olduğu yerde nüfus seyrek mi? Evet. Nüfus seyrekse buralarda ticaret de az gelişir. Başka? Şurası Panama Kanalı. Panama Kanalı'nı unutmayın. Değerli arkadaşlarım. Başka? Magellan. Sınıf bak 2023 sınav sorusu buydu. Panama Kanalı 1914 yılında açıldıktan sonra Avrupa ülkeleriyle ABD Panama'nın üzerinde daha çok ticaret yaptılar. Bundan dolayı Magellan Boğazı'nın önemini azalttı arkadaşlar. Bazı kanallar bazı açıldıklarında bazı boğazlara zarar verebiliyor. Bunu kastediyorum arkadaşlar. Peki şurası Akdeniz. Şurası Atlas Okyanusu. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan Cebelika. Sevgili arkadaşlarım, Yunanistan'ı oraya bağlayan Korint. Kardeşlerim, burada Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babül Mender Boğazı. Sevgili dostlarım, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı. Endonezya, Malezya'da Malakka arkadaşlar. Devam. Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu, İngiltere, Fransa arasında Dover ve İtalya topraklarında olup Baltık Denizi ile Kuzey Denizi birbirine bağlayan kanalın adı neymiş? Kiel Kanalı. Şimdi soru çözerken alıcı kalacağını biliyorum.
Ben numaralı yer vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir numaralı boğazın adını söyler misiniz bana? Bir numaralı. Hadi bakalım. Hem ben mi anlatacağım? Biraz da siz anlatın. Bir numaralı boğaz. Bir numaralı boğaz hangisi? Bering. İki numaralı kanal. Hızlı, hızlı. İki numaralı kanal. Panama. Üç numaralı boğaz. Lan Magellan. Lan Magellan. Devam. Değerli dostlarım, dört numaralı ya dört mü burası artık kaç oluyor? Burası arkadaşlarım Ümit Bornu. Şurası beş numaralı yeri bana söyler misiniz? Beş, beş. Beş numaralı yer. Beş numaralı yer. Hızlı. Baş harflerini yazsanız yeterli. Baş harf, baş harf. Beş numaralı yer. Babül Mender. Beş numaralı yer Babül Mender. Altı numaralı yer Süveyş Kanalı. Yedi numaralı yer Başak. Aferin Orhan. Aferin. Yedi numaralı yer. Şurası arkadaşlar. Şurası. Cebeli Tarık. Sekiz numaralı Korint. Dokuz numaralı Dover. On numaralı arkadaşlarım. On numaralı yer Kiel Kanalı. Süpersiniz. 12 numaralı yer Malaka. 11 numaralı yer Hürmüz Boğazı. Hürmüz. Peki şöyle bir soru sorsam. Kim bu soruyu doğru cevap yapsa helal olsun bana. 2000 kaçta sormuştu? 2000 ya 9'lu ya da 2010. AYT'de sormuş. AYT. Evet, bak şurayı istiyor. Şuradaki alanı istiyor benden. Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlar ve önemli bir yer arkadaşlar. Bunun adı Kiel Kanalı. Kiel Kanalı. Kiel Kanalı. Evet, şimdi son bir kısım arkadaşlar bakın. ABD'nin Los Angeles limanından doğuya hareket ederek Hindistan'ın Kalkuta limanına giden bir kuru yük gemisi hangi su yollarından geçmez? Bak 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 bak. ABD'nin Los Angeles'ından Panama'dan geçti mi? Geçti. Cebeli Tarık'tan geçti mi? Geçti. Süveyş'ten geçti mi? Geçti. Başka? Kaan'ın olduğu Babil Mendeb'den geçti mi? Geçti. Bak giden su yollarından geçmez demiş. Ne diyor? Hindistan'daki Kalkuta. Ha, Hindistan'a gelecek değil mi? Hindistan'a geliyorsa L merkezine gitmeye gerek yok ki. Yani Malakka'ya gitmesine gerek yok arkadaşlar. Hindistan'ın yeri çünkü burada sonlanıyor zaten. Hindistan'dan sonlanıyor. Evet, bir numaralı kanalı söyleyin bana ya da boğazı. Bir numaralı boğaz arkadaşlarım. Bilen var mı? Bir numaralı yer. Ne mendepti? Babül mendep. İki numaralı yer Basra Körfezi'nin kıyısında bulunan Hürmüz Boğazı. Hürmüz. Üç numaralı yer Malaka'da bulunan neydi bu? Üç numaralı yer Malaka'da bulunan şey Malezya'da bulunan Malakka arkadaşlar. Sorumuzun cevabı zaten kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Babül mendep, Hürmüz, Malakka, Asana C şık. Peki son bir soru kaldı mı? Yok kalmadı. Arkadaşlarım umarım sevgili dostlarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı olmuştur. Umarım verimli olmuştur dostlarım. Elimden geldiğince size daha da destek olmaya çalışacağım. Özellikle sınav sürecinin olduğu dönemde. Aynı zamanda diğer öğretmen arkadaşlarımız da olacak. Tek üzerindeki yerinizi mutlaka ama mutlaka ayırt edin. Çünkü sevgili arkadaşlarım belki talep de çoktur, azdır, onu hiç bilgim yok. Ama emin olun sizin dersinize giren öğretmen arkadaşlar, müthiş bir öğretmen arkadaş ekibimiz vardır ve onu da bilin. Aynı zamanda sistem yöneticileri de çok aktif olarak çalışır, öğretmenin dertlerine derman olmadan ellerinden geleni de yaparlar.
ve arkadaşlarımızla, yani hedefi yüksek olanlar geliyorsa, mücadele edip ben kazanmak istiyorum diyorsa, biz zaten elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Eğer aramızda akşam grubunda olan varsa beni tanıyan tanıyor arkadaşlar. Elimden geldiğinde de öğrencime soru gönderirim, öğrencimle ilgilenirim, anahtarını sorarım. Yani illaki o öğrenciye bir şekilde faydamız dokunması için elimizden geleni yapıyoruz. Korkmayacağız, yılmayacağız, usanmayacağız. Evet, zorluk çekip yere düşeceğiz ama yere yayılmayacağız. Ayağa kalkacağız. Çünkü biz bir hedefe doğru hareket ediyoruz. Çünkü bu ülkede benim hazırlandığım sınavda iki kişi kazanıyorsa biri ben olmalı. Eğer biri ben değilsem demek ki ben bu sınavı ciddiye almamışım. Arkadaşlar, bu iş ciddiye alınacak bir iştir. Bir sene çok çalışın, mücadele edin ve hakkını verin. Sonraki yıllarda zaten istediğimiz gibi arkadaşlarım maaşınızı çatır çatır yersiniz. Zaten bir maaşla Türkiye'nin her tarafını da gezersiniz. Hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bol bol para alırsınız, çok zengin olursunuz ve umarım her şey güzel gönlünüzce olur değerli dostlar. Yüreğinize, kalbinize, geleceğinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bizden fayda almalılar ki onlar da öğrencilerine fayda sağlayabilsinler, ışık sağlayabilsinler. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.